Şimdi tamam Almanya'dayım. Evet Almancayı çok kolay öğrenebilirim diye düşünüyoruz. Ben de gelmeden önce bunu sürekli söylüyordum kendime. Ya zaten Almanya'ya gideceğim. Çok kolay öğrenirim. Zaten her şey Almanca. Çok kolay öğrenirim diyorsunuz. Ama siz bunun Türkçesini soramadığınız zaman, hani bu ne diye soramadığınız zaman bu sefer sadece görmüş olduğunuzda kalıyorsunuz. Buradan A1'den başlayacağım derseniz gelmeyin. Yani çünkü çok zorlanırsınız ve gerçekten boşa paranız gider. Yani bunu ben kendi Çok da tutmayayım seni. Genel olarak Burak kimdir, ne yapar, nerededir, Almanya'dasın şu an, ne zaman geldin vesaire. Genel olarak böyle kendinden bahsedebilir misin ilk etapta? Tamamdır. Ben Burak. Normalde iki üniversite mezunuyum. İlk 2 yıllık ön lisans bir bölümü bitirdim. Lojistik bölümünü bitirdim. Sonra Green American Üniversitesi'nde iç mimarlık bölümünü bitirdim. Şu anda iç mimarım. Sanırım 2,5 ay, belki daha fazla, 5 Haziran'da Almanya'ya geldim. Ve Almanya'da Bremerhaven'dayım şu anda. Küçük bir ilçede yaşıyorum. Ve Bremen'de dil okuluna gidiyorum. Yoğunlaştırılmış dil kursuna gidiyorum daha doğrusu. Her gün olacak şekilde. Bu şekilde bir Almanya serüvenimiz başladı. Daha yenisin, doğru. Aynen. Peki, yani aslında önemli olan kısım biraz daha öncesi. Sonuçta yeni geldin buraya, tamamdır. İlk haftaların, ilk ayların ya da yani ilk süreci yaşıyorsun psikolojik olarak, dilsel olarak, yani hayat anlamında. Peki, hani burada sonuçta buraya gelene kadar ilk öncelikle Almanca engelli senin için sonuçta ilk etapta. Almanca Kesinlikle, ile ilgili kesinlikle. geçmişinden, hani daha önce bizle başlamadan önce biraz başka kurslara da gittiğini söylemiştin. Evet, Bu evet, Almanca evet. serüvenin ne kadar sürdü, kurslarla olan ilişkin nasıldı, tecrübelerin nasıldı? Sonrasında zaten bizle beraber A2 seviyesinde başladın. O zamana kadar birkaç kez sınava girdiğini söylemiştin, değil mi? Hani Tabii ki, tabii ki. Dördüncü defa girdiğimde ben A2'mi orada bizimle alabildim. beraber ilk girişimdi. Bizimle beraber ilk, Evet. hani soru saatte derste gelmişti, tamam. Derste gelmişti. Aynen, derste sınav sonucu gelmişti ve geçtiğimi söylemiştim dersteyken de. Tamam. Çok bayağı eğlenceli olmuştu o ders. Biraz yüzeysel özetledik aslında. Sen ayrıntılayabilirsin istersen bak. Yani normalde Türkiye'de bir normal kursa gitmek, özel veya işte toplu kurslar olabiliyor tabii ki Almanca olarak. İllaki etkisi var. Sonuçta hani yeni bir dil öğreniyorsunuz, yeni bir kelime görüyorsunuz, sürekli görmüyorsunuz ama İşte haftada 2 kere gidiyorsunuz veya işte biraz daha yoğunlaştırayım, haftada 3 kere gideyim olabiliyor. Ama siz mesela bir gün kursa gittikten sonra o 2 gün boyunca hiçbir şekilde Almanca'ya maruz kalmıyorsunuz. O konuda maalesef sürekli, yani öğrendiğinizi siz tekrarlamazsanız ve her gün görmezseniz bu sonuç olarak öğrendiğinizi unutmuş oluyorsunuz direkt yani. Bu şekilde sürekli tabii ki etkisi var ama her gün pratik yapmak, her gün sürekli Almanca'ya maruz kalmak dediğimiz şey burada Almanya'da da bile bazen geçerli olmuyor. Çünkü niye işte evden çıkmıyorsunuz, işte hafta sonu geliyor, yağmur yağıyor, evde oturayım diyorsunuz. Bu sefer de sürekli olarak Almanca'ya maruz kalmadığınız için diliniz çok daha az şekilde gelişmeye başlıyor. Normal kurslar tabii ki gidilebilir, gidilmez. Kursun etkisi vardır. Ama etkisinin ölçüsü çok önemli oluyor aslında burada. Mesela normal kurslara gittiğimde dediğim gibi 3 gün gidersiniz, 2 gün gitmezsiniz falan. Burada öğrendiğinizi direkt unutursunuz. Ama her gün maruz kalırsanız, her gün sürekli olarak Almanca'ya maruz kalırsanız bu sizin için çok daha iyi oluyor. Hatta Alfa Almanca'da şunu çok iyi biliyorum yani. Günde bir kere katılmanız mesela. Günde bir kere de işte Zoom toplantıları, dersler oluyor tabii ki de. Ama bir kere olmuyor bu. Bunun çok avantajı var. Sabah mesela uyanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki Alfa Almancı'dan mesaj gelmiş, ders başlıyor. Sonrasında öğlen oluyor, tamam diyorsunuz, dersime girdim. Bir bakıyorsunuz bir daha bir mesaj geliyor, dersimiz başlıyor diye ve günde bu bazen 5-6'yı bile bulabiliyor. Hani 5-6 Sürekli Almanca'ya maruz kaldığınız zaman bu şekilde ne oluyor? Bir de şu var. En güzeli de şu, şimdi tamam Almanya'dayım, evet Almancayı çok kolay öğrenebilirim diye düşünüyoruz. Ben de gelmeden önce bunu sürekli söylüyordum kendime. Ya zaten Almanya'ya gideceğim, çok kolay öğrenirim. Zaten her şey Almanca, mükemmel, çok kolay öğrenirim diyorsunuz. Ama siz bunun Türkçesini soramadığınız zaman, hani bu ne diye soramadığınız zaman bu sefer sadece görmüş olduğunuzda kalıyorsunuz.
Tamam, ben bunu gördüm ama ne anlama geliyor? Sadece bu tabii ki bir kelime değil. Cümleler, uzun uzun cümleler oluyor yani. Yani senin için dediğim gibi kritik olan taraf Burak, ayırt edebiliyorsun şu an Almanya'daki dil kursları ve Türkiye'deki dil kursları. Aslında Kesinlikle. bir alt başlıkta şu var. Türklere yönelik olan kurslar, Almanya'daki bir de dil kursları. Şimdi öğrenciler genelde şunu karıştırıyor. Ben Almanya'daki dil kursuna gidersem çok daha iyi. Hayır, değil. Hayır. Sebebi şimdi Almanya'daki dil kursunda birincisi yani şey olarak yani bir tık ticari bir yapı var. Tabii ki kursla bağlı olarak değişiyor bu. İkincisi süre bazlı. Evet. Üçüncüsü sınıfta sadece Türkler olmuyor. Tabii İtalyanı ki var, yani. Çinlisi var, işte Suriyelisi de var. Anlatan kişi de genelde Almanca anlatıyor. Bunun çok Dolayısıyla. küçük bir örneğini vermek istiyorum. Lafınızı Tabii. kestim. Çok özür dilerim. Ya mesela ben burada her gün kursa gidiyorum. Yoğunlaştırılmış bir kurs ve bir gün gitmediğiniz zaman o gününüz kaybolur zaten. Yani çünkü işte işleriniz olabiliyor, konsolosluk işleriniz olabiliyor, farklı işler olabiliyor ve mesela Almanca şekilde size anlatılıyor. Evet, çok güzel. Ama siz işte dil kursu vizesiyle gittiğiniz zaman B1 dil sertifikanız olabilir veya A2 olabilir. Bu değişebilir tabii ki. Ama mesela karşınızdaki kişi sürekli Almanca konuşuyor ve Türkçesi yok. Sizin de Türkçeniz var ve Almancanız biraz yarım yani. Hani çok iyi konuşamıyorsunuz. Veya hocamız anlatıyor mesela, işte Almanca anlatıyor. Evet, anladınız mı? Şimdi anlamadım desem bir daha Almanca anlatacak. Ben zaten Almancayı anlamadığım için anlamadım oluyorum yani. Normal Türkçe konuşsa olabilir, tamam. Ama burada Almanca işte şey oluyoruz bu sefer. Anladım. Yani şey, Aynen. kafanıza yazıyorsunuz, bir not yazıyorsunuz veya işte ben eve gidince buna bir bakayım. Hani bu ne demekmiş, bu ne anlama geliyormuş. Ama bu şekilde olduğu zaman tabii ki sürekli biraz çekinik kalabiliyorsunuz. İşte anladım ama hani anlamadım da gibisinden oluyor yani. Çünkü Aynen. burada hani gerçekten değinmek istediğimiz şu: karşınızda Türkçe bilen bir öğretmen olduğu zaman veya bir kişi olduğu zaman, bir arkadaşınız bile olabilir bu. Sorduğunuz zaman size, bak Burak, hani bu böyle böyle, işte bu burada kullanılıyor dediği zaman, ha tamam diyorsunuz. Ama size bilmediğiniz bir dilde anlatıldığı zaman yine böyle boş boş bakabiliyorsunuz yani, maalesef. Yani bunun yanında bir de şöyle bir durum da var. Zaten Almanya'sın. Şu an o psikolojik kısmına da birazdan değineceğim. Şu anki psikolojik durum nasıl? İşte Türkiye'den buraya geldin, gemileri yaktın. Çünkü Türkiye'deki durumun da çok kötü değildi diye hatırlıyorum. Kıbrıs'ta vesaire değildi. Aynen. Şimdi sıfırdan bir hayat kuruyorsun, bambaşka bir kültüre. Orada zaten bunun bir baskısı var psikolojik. O depresif bir mod oluyor. Bu da etkiliyor. Kursta soru sormayı, yanlış soracağım, Almanca yanlış kullanacağım vesaire. O yüzden öğrencinin kendini daha rahat açabileceği bir ortam. Türk psikolojisini bilen, Türk insanını bilen bir ortam çok çok daha. Yani bu doğrultuda ben her zaman söylüyorum. Yani bu podcast'imde de var, bir bölüm çektim. Alman öğretmen mi, Türk öğretmen mi? Türkiye'de bir dil kursu mu, Almanya'da bir dil kursu mu diye. Tamam, orada bahsediyorum işte. Belirli bir seviyeye kadar Türklere yönelik bir kurs çok çok daha iyi. Yani Yani ileri kesinlikle. seviyelerde B2, C1 seviyelerinde artık tamam Almanya'da bir dil kursu da düşünülebilir ki yine Peki zaten kursa artık göre değişir. B2 ve C1 olduysanız, karşınızdaki bir kişi bir şey anlattığı zaman onun hani 20 kelime kullanıyorsa bir kelimesini belki anlamazsınız. Yani o, bu ne demek dersiniz. Ama şu anda A2, işte B1, A1. Ya A1'i saymıyorum zaten bile. Buraya gelip de yani A1, ben buradan A1'den başlayacağım derseniz gelmeyin. Yani çünkü çok zorlanırsınız ve gerçekten boşa paranız gider. Yani bunu ben kendi şeyimle söylemek istiyorum size. Evet, Almanya çok güzel. Yaşam mükemmel. İşte alım gücü çok güzel. Evet, her şey güzel. Ama dil bilmediğiniz zaman biraz, hatta biraz değil, bayağı fazla çekinik kalıyorsunuz. Hani işte tamam, hani söyleyeceğim ama ne diyeceğim? Mesela ben şu an hasta olmaktan korkuyorum mesela. Neden? Çünkü doktora gitmem gerekiyor. Doktora nasıl anlatacağım bunu? Hani o kıvamlar, yani bu insanlar şey oluyor böyle, hani insanlarda şey oluyor, biraz çekiniklik oluyor. Ama mesela gerçekten şu an ben Almanya'da olmama rağmen Alfa Almanca'nın derslerine giriyorum yani. Çünkü hani orada gördüğümü, dil okulunda gördüğümü, burada gelip hocama diyorum, ya hocam bugün böyle böyle bir şey oldu. Hani bu ne demek? Bunu bana anlatır mısınız dediğimde o şekilde anlayabiliyorum yani. Bu, Şimdi açık konuşmak gerekirse böyle yani. Kesinlikle Türk öğretmen, başka bir şey demiyorum. ben genel olarak zaten ben
başvurunla ilgili olarak buraya yaptığımız işte dil okuluna gelmenle ilgili olarak tamamen stratejikti. Bir şekilde buraya gelmek. Yani IELTS sertifikasını Kesinlikle. aldık. Senin burada başvurularını yaptık bir dil kursuna. Yani ben her Evet. zaman söylüyorum yine. Tabii ki yani Almanya'da bulunmak bir tık daha artı. Hani Almanya'da bir dil kursu değil. Almanya'da bulunmak dili, Evet, kültürü evet. tanımak için bir artı. O yüzden tamlayıcı bir eğitimin yanında işte Alfa Almanca olur ya da farklı bir Türklere yönelik kursu Ya olur. bak tabii ki. Yani bu böyle bir tamlayıcı kurs yan tarafında işte bürokratik olarak işte Almanya'ya göç için ya da buraya gelmek için bir dil okulu kaydı yapılabilir. Yeterli oluyor. Evet. Aynen öyle. Geçen 2 gün önce geldiğinde hani dolap taşıdığımız gibi. Evet. Yani orada direkt yani dikkatimi çekti. Sen söyler söylemez dedim tamam Burak'la işte buradaki tecrübeyle ilgili bir röportaj yapılabilir. %5'lik buradaki dil kursuyla ilgili gittiğin şu an Almanya'ya gittiğin dil kursuyla ilgili %5 mi verim alıyordun işte %10 mu? Ne kadar demiştin? Yani %5 ile %10 arasında değişebilir bu. Bazen Aldım verim. %5 derse göre değişiyor. Çünkü o anda hani kolay bir dilde konuşabiliyorsak veya sizin bildiğiniz kelimelerle ilgili oluyorsa o gün %10 oluyor. Ama gerçekten böyle tamamen bu dil bilgisi konusuna girdiğimiz zaman o gün %5 oluyorsunuz. Çünkü hani sürekli elinizde telefon, işte bunu translate yapmam lazım, burada ne demek istedi? Hoca sürekli konuştuğu zaman bunu zaten translate yapamazsınız. En fazla yazılı bir şeyi veya kitaptaki bir şeyi yaparsınız. Yani dil kurslarında genellikle Almanya'da kitaptan ilerleme oluyor. Yani bir süre sonra da şunu diyebiliyorsunuz. Kitabı ben de alıp, ben de çeviri yapıp devam edebilirim aslında. Yani bu kıvama geliyor çünkü bu. Bu sefer de şu oluyor. Acaba ben boşa mı para verdim? Hani tamam, geliş amacım buydu, Almanya'ya gelmekti. Bu yüzden dil okuluyla geldim ama bazen şunu düşünmüyor değilim. Keşke bir B1, B2 olduktan sonra mı acaba Almanya'ya gelseydim benim için daha iyi olabilirdi diye. Yani bunu düşünmüyor değilim. Tabii ki burada olmak çok büyük bir artı. Yani hani Türkiye'de olan bir öğrenciden çok daha fazla değil ama işte %10 daha artı. Neden? İşte çünkü otobüse biniyorsunuz, trene biniyorsunuz, illaki kelimeler duyuyorsunuz. Buradan bunu derken mesela kelimeler duymak kelimesi. Siz bunu her gün canlı derse katılarak her gün yeni 10 tane kelime öğrenseniz sizin için aslında aynı şeye denk geliyor. Ben ya şeyin sonunda zaten yani öğrencinin durumuna göre en verimlisi hangisi olacaksa o. Ben özellikle yani A1 ve A1'den B2'ye kadar kesinlikle Türk psikolojisini bilen Türk'e yönelik bir kurs öneriyorum. Hani C1 yani bizim tarafımızda C1 de öğretiyoruz yine iyiyiz o konuda ama öğrenci hani akademik yapmak istiyorsa ya da şeye gelmek istiyorsa buraya işte bir üniversiteye gelmek istiyorsa tabii ki üniversitelerdeki hazırlık kursları da çok iyi. Hem akademiyi görmeleri açısından. Tabii ki. Onun dışında kurslar da yine dediğim gibi C1'de bile yine Türk psikolojisine yönelik, Türklere yönelik bir kurs. Yani zaten Almanca'da zaten bir ara şey durumu olmuştu. Bir kişi öğrenci talep oluşturdu tarafımıza. Ya Türkiye'de bir tane bile C1 kursu yok. Yani bulamıyorum vesaire. Neden yok? Yani genelde B2 ile işi bittiği için öğrencilerin Evet. buraya gelmeleri doğrultusunda. Hani ben C1'de veriyoruz. C1 başarıları da var. Yani işin sonunda Türk psikolojisini bilen bir dil kursu en önemlisi. Onun dışında Almanya içerisinde dediğim gibi bulunmak bir artı. Yoksa Almanya'da bir dil kursu daha iyidir demek değil. Hayır. Öğrenci için, Hayır, Türk öğrenci kesinlikle. için. Hani onun dışında Burak, en başta şeyden bahsettin. Eğitimin yoğun olmasından bahsettin. Almancanın bir hayatın bir parçası olması gerektiğinden bahsettin özellikle. Şimdi Alfa Almanca'da biz şu an dediğin gibi yani öğlen ve akşam saatlerinde dersler var. Hem öğlen hem akşam zaten farklı farklı slotlar. Yani her gün link gidiyor. Haftada yani 24 ile 30 hatta A1'de 44 oturum ders var şu an. Evet. Yani burada genel olarak yani o kadar dil kaç tane dil kursuna? 3 tane mi dil kursuna gitmiştim biz önce? 2 tane mi? Toplamda sanırım iki tanesine gitmiştim, evet. Bizden önce 2 tane dil kursuna gittim. Bu Türkiye içerisindeydi bu kurslar. Evet. Tamamdır. Alfa'ya geldin zaten sertifikanı kazandın. Peki bu sertifika kazanman da Alfa'nın etkisi ya da genel olarak Almanca ile ilgili olarak Alfa'nın etkisi ne oldu diğer kurslara kıyasla? Ya kesinlikle burada hiç yalan söyleyemeyeceğim. Alfa hani ya şu var. Her gün bir kere ben hocalarıma şey yaptım. Rica ettim Alfa'daki hocalarıma. Dedim ki hocam hani benim sınavım gelecek.
Hani diğer arkadaşlar da hani kusura bakmazsa hani benim sınavıma yönelik biraz daha çalışma yapabilir miyiz gibisinden. Benim en çok sıkıntı yaşadığım Hagen kısmıydı. Hagen'da biraz daha zorlanıyordum. Dinleme Ve kısmı. hocalarım gerçekten çok sağ olsunlar. Bu konuda şey yaptılar. İşte o zaman her gün Hagen yapacağız. Hani herkes kabul ediyor mu? Ediyor. Tamam, o zaman Burak'a sınava yönelik çalıştırmaya başlıyoruz Hani o kısım gibisinden böyle bir önemli. şey oldu. Herkesin kabul etmesi kısmı önemli bu arada. Demokratik Evet, anlamda. Hani kesinlikle. Çünkü bir de hani şey, aynen o şey, hani güzel bir yere değinin. Arka planda işte bu aile ortamını. Yani öğrencilerin birbirlerini destekleme ortamı. Daha demin dedim ya, demokratik. Orada öğrenciler evet. tamam dinleme yapalım. Hani Burak geçsin sınavı gibi. Yani bu ortamı sağlayabilmek çok çok önemli. Yani demokratik olarak. Kesinlikle. Zaten ben sınavı kazandığımda dersteydim yani. Sınav daha doğrusu açıklandığında ben dersteydim ve arkadaşlarla birlikte işte ders yapıyorduk. Ve dedim hocam dedim bölebilir miyim falan. Ne oldu hani gibisinden dedim sınav sonucu açıklanmış. Hani herkes bir durdu böyle hadi Burak söyle falan kaç aldın falan. Ve hani sınav sonucunu söyledikten sonra çoğu arkadaşım hani tebrik etti. İşte bunun artık bunun sohbetine döndük. İşte ne zaman gideceksin, ne yapacaksın, işte nerede kalacaksın falan bunun muhabbetine dönmüştük. Yani Ya Yunus burada Emre'ye de sormuştun geçen zaten. Ben de tamam evet dedim. Çünkü uzun Yunus Emre ne zamandır yaptı diye. hani demek ki insanların aklında kalıyor. Arka planda onu yaratabilmek işte. Biz de hani belirli bir harmoni içerisinde herkesin herkese destek olduğu bir ortam. Yani en nihayetinde benim için sonuç önemli. Öğrenci başarıya ulaşması, sonuca ulaşması. Yani o doğrultuda da arka planın da bu kadar birbirlerine öğrencilerin destek olması, öğretmenlerin zaten her zaman hazır. Aynen. Vallahi 2 gün önce geldiğinde denk geldiğimizde ben genelde belli etmem duygularımı ama şeyim yani. Ben aynen, bilmiyorum. 5-6 senedeki önceki Ercan'a sorsam işte geldin buraya. Hannover'da olacaksın, Berlin'deydin, Hamburg'daydın vesaire. Oralarda yaşadın, sonrasında işte Alfa Almanca. Bu kadar öğrenciyi başarıya ulaştırdın. Öğrencilerinle buluşuyorsun. Öğrencilerine dolap taşıyorsun. Evde taşınmana yardım ediyorlar vesaire. 5-6 sene önceki Ercan'a söyleselerdi ben bilmiyorum. Hadi ya. Yani. İnanmazdım. İnanmazdım işte. Aynen. Yani o yüzden yani burada da bu röportajları yapmamız sebebi çıkıp demiyorum. Biz buyuz, şuyuz demiyorum. Öğrenciler söylesin. Kesinlikle. Başarıya ulaşan öğrenciler söylesin. Tecrübe eden öğrenciler söylesin. Yani hep ondan yanayım. Yani zaten iyi olan kişi şey demez. Ben iyiyim. Mükemmelim. Demez. Yani bunu bence sizin iyi olduğunuzu söylemesi gerekenler söylemeli. Aynen öyle. Mütevazı. Aynen. Yani bunu tabii ki aktarmanın sebebi bu röportajların da sebebi aslında bu. Yani öğrenci yorumlarını, öğrencilerin asıl samimi görüşlerini ve tecrübelerini aktarmak. Tamamen objektif. Aynen. Onun dışında başka senin böyle Almanca ile ilgili yani Almanca öğrenmek isteyen kişilere senin bu yolda tecrübe ettiğin ya şunu yapmasaydım keşke ya da şunu şu zamanda yapsaydım dediğin yani ya da daha farklı sorular üzerinden de bahsetmek istediğin şeyler var mı burada? Bu konuda nasıl bir tavsiyem olabilir? Kesinlikle lütfen Almanca bırakmayın. Öncelik bu. Yani her gün ama her gün 5 kelime bile demeyin ve öğrenin. Sürekli öğrenin. Az da olsa, çok Gerek. da olsa, az da olsa, hızlı da Kesinlikle. olsa ipin ucunu bırakmayın. Her zaman söyleyin. Evet. Aynen, doğru. Kesinlikle. Çünkü 5 kelime de olsa, 100 kelime de olsa size her zaman bir artı verecektir. Tabii ki hepimiz çalışıyoruz, zorluk yaşıyoruz, farklı sorunlarımız oluyor. Her zaman Almanca odaklanma durumumuz olmuyor. Bu durumda mesela yani nasıl desem, mesela hocalar ödev verdiği zaman bazen bunları yapacak zamanımız da olmuyor. Yani çünkü çalışıyoruz sürekli, işte bir geçim durumumuz var, işte bir aile durumumuz olabiliyor, bu gibi sorunlar olabiliyor. Bu sefer de bence burada genelde bir öğrencilerde düşüşlük yaşanıyor böyle hani bir düşme ya acaba mı hani işte yarın bakarım öbür gün bakarım 2 hafta sonra bakarım bugün derse girmeyeyim gibisinden falan genelde soru çünkü ben de genelde bunlar oldu hiç yalan söyleyemeyeceğim yani işte arkadaşlarımla buluşmak daha güzel geldi o anda mesela Konfor alanında yani durmak, konfor tabii ki alanından tabii ki çıkmamak, daha iyi gelişmek, geldi yani. ama tek tavsiyem gerçekten sürekli olarak Almanca'ya maruz bırakın kendinizi hiçbir şekilde boşlamayın. Düşünürken Almanca düşünmeye çalışın mesela. Hani ya ben bunu düşüneceğim ama bu ne olabilir acaba? Hani buna gidip Translate'den işte sözlükten her yerden bakabilirsiniz. Zaten artık elimizde her şey bunların hepsi mevcut. Ama her gün derse katılmaya kesinlikle özen gösterin. Mesela ben bazen kendime kızdığım nokta işte
sınavı geçtikten sonra şey oldu bende biraz hani. Ya, sınavı geçtim zaten. Hani bir şeye gerek kalmadı. Rahatladın Zaten gideceğim. Derse girmeme gerek yok. Bugün dışarı çıkayım, geziyim. Hani bu kıvama gelmiştim. Ama sonra anladım ki bunu asla yapma. Yani artık şu anda kendime söylüyorum bunu. Belki şu an çok fazla online derslere katılmıyorum ama neden? Çünkü online olmayan derslere katılıyorum. Çünkü daha fazla kendimi geliştirmek için. Çünkü kendimi belli bir sürede yetersiz hissediyorum. Bu kıvam. Tabii ki girmek çok daha önemli. Çünkü girdiğiniz zaman zaten orada yani hiç şey yapmayın, dinlemeyin bile. Orada kulağınız alışacak ve bir kelime duyacaksınız. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu Yani kelime neydi diye kafanıza girebilir yani. kesinlikle. Kesinlikle. Zaten orada ben de onu söylüyorum. Genelde yani her derse katılındığında yani her derse katılmak zorunda da değil insan. Tabii katılabildiği kadar derse katılabilir. Ama katılındığı zaman anlaşılmasa bile konu genel olarak içeriden yine bir şey kapıyorsun. Hani tamam sorunu yine Evet. sorabilirsin konu hakkında fakat yani çekinilmesine gerek yok. Üstüne gidildikçe çekinmeden şeffaf bir şekilde öğretmenlerinle iletişim halinde olarak üstüne gidildikçe belirli zorluklar aşılıyor. Belirli zorluklar Evet. aşıldıkça zaten geliştiriyor. Dolayısıyla insan Yani hakikaten kesinlikle. yani dediğin gibi bilinçaltı mesela hem Almanca öğrenimin esnasında seni konfor alanından çıkarmamışsın. Yani sürekli Evet. orada tutmaya çalışıyor. Bizim yani insan beyni öyle. Konfor alanında Evet. durayım. Bana dokunmayan bin yaşasın gibi gibi. Ve onun için elinden gelen oyunları oynuyor. Biz farkında olmadan bilinçli şekilde. İşte bulaşıkları yıkayayım, işte çamaşırları ısıyayım, işte gideyim bir sigara içeyim hani sigara içiyorsa kişi. Ondan sonra Evet. başlarım yani aksiyon almak yani. Önemli olan aksiyon almak. Tak işin içine giriyor. Kesinlikle Zaten burada girildiği zaman işin içine bir yerden sonra alışılıyor. Nasıl soğuk suya girildiğinde denizde ilk adım soğuk evet. böyle hemen hop çıkıyorsun ya da kumsaldayken gireyim mi girmeyeyim mi sigara mı içeyim şey mi yapayım mesela metafor olarak örnek verirsem. İşte suya girdiğin zaman biraz durduğunda alışıyorsun zaten suya. Sonra kulaç atmaya başlıyorsun. Ha sonrasında optimize etmek için hani biraz da bacaklarımı çırpayım daha hızlı ilerlemek için. Ha nefesimi yanlış alıyorum. Almanca da böyle. Yavaş yavaş girdiğin zaman işin içine bir yerden sonra zaten yol gösteren olduğu zaman sana ne yapman gerektiğini söylüyor. Aynen. Ben bazen online derslerde şunu yapıyordum mesela. Hocam konuşamıyorum. İşte arabadayım, işte trendeyim, otobüsteyim. Haberiniz de olsun ben dinliyorum sizi. Hani veya işte o anda evde bir iş yapıyorum. Yani hani örnek veriyorum. İşte çamaşırları asacağım, bulaşıkları yıkayacağım gibisinden falan. Orada siz hani böyle evde bir şey iş yaparken de veya bir işte trende giderken bir manzara izlerken de kulağınız bir tanesi sadece olması bile yeterli. Yani bir kulağınızda kulaklık olsun. Oradan hani bir kelime duyduğunuz zaman şunu diyebilirsiniz. Bu ne demek acaba? Çünkü eğer hevesliyseniz zaten ve Almanya'ya gelmek istiyorsanız bu sefer şu olmaya başlıyor. Ne demek? Bu ne demek? Çünkü daha fazla öğrenmem lazım. Daha iyi öğrenmem lazım durumuna geliyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman da kesinlikle dışarıda da olsanız kulaklığımız yani hepimizin var. Olmayanımız da tabii ki vardır ama hiç sorun değil. Çok ucuz artık kulaklıklar da var yani hiç sorun değil. Alabiliriz hepimiz. Yani araba kullanırken tek kulaklık olabilir veya Otobüste giderken, metroda hoparlörü giderken hani bağlayabilirsiniz. ya Kesinlikle. hani demek istediğin zaten çok net anlaşılır orada şey olarak burada. Yani pasif zaman değerlendirmek. Evet, Kasada kesinlikle. sırada dururken bile. Yani ben Kesinlikle, evet. bilmiyorum çok mesela gün içerisinde o kadar havluyu sıksak o kadar çok zaman çıkıyor ki. Yani Ya bu bayağı. kasa sırası beklerken, otobüs beklerken, otobüste giderken yani pasif zamanları genelde swipe 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 Instagram 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 swipe 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 Instagram Instagram Evet. Instagram TikTok TikTok. Yani kulaktan bir Almanca hani bir sözlük olsun elinde hani bakacaksan da anlamadığın yere tak hemen Evet. bakayım yazayım. Yani hani illa şey olmasına da gerek yok. Sözlük de olmasına gerek yok. Arabada gerçekten kulak aşinalı olsun çalsın. Otobüse Ya giderken mesela benim çalsın. çantamda her gün bir sözlüğüm var. Yani Evet. o çantamdan asla çıkmıyor mesela. Hani onu nereye gidersem götürüyorum. Çünkü bir şey duyuyorsunuz. Hani merak ediyorsunuz bu ne demekmiş veya siz dışarıda normal bir resim görüyorsunuz yani bu ne demek diye ona bakmak istiyorsunuz. Tabii ki artık telefonlarımız da var hani internetten de bakabiliriz ama sözlük daha etkili oluyor. Neden hani sözlük daha etkili bence? Çünkü bir şey ararken diğer şeyleri de görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Çok doğru. Kesinlikle. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Aynen. Burada genel olarak Burak başarıdan sonraki rahatlık da şimdi ona değineceğim. Yani herkes için geçerli. Dinleyiciler senin için de geçerli. Genelde insanoğlu yani genelde bazı şeyler başarıdan sonra başlıyor. Yani bitti dediğin yerde başlıyor çoğu şey hayatta. Kesinlikle. Bunu gördün. Almanya'ya gelerek de gördün. Dolayısıyla bu A1, A2, B1, B2, C1, C2 sertifikalar
Yani tamam, alınabilir, güzel, iyi bir seviyede olduğunun da kanıtıdır o. Ama yine de burada üniversitelerde profesörler var, her gün yeni şeyler öğreniyorlar. Öğrenim bitmiyor. Ve Almanya'da, yani sonuçta Almanya'da yaşanacaksa yani hayatın bir parçası İnşallah. olması lazım. Dolayısıyla o AKİ sertifikasını aldım, bir yani bekleyeyim işte şey yapayım, 2 ay dinleneyim, 3 ay. Direkt geriye atıyor. Bunu da hissetmişsindir zaten. AKİ sertifikasını aldın. Kesinlikle. Bir iki ay çalışmazsan bu sefer hali hazırda yapmış olduğun yatırımın da boşuna gidiyor. Tabii ki hem zamanınız gidiyor, yatırımınız gidiyor. Bence en değerli yatırım zaman. Bunu artık belli bir yaştan sonra çok daha iyi anlıyorsunuz. Hani işte param gitti ama zamanım gitmedi. Bence bu çok daha iyi. Zamanınız Hocam, gitmesin, paranız gitmesin hiç sorun değil. çok Ama o ben zamanı değerlendirmek çok çok önemli. Aşırı derecede önemli yani. dolayısıyla ben genel olarak hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Profesyonel yardımın önemi zaten burada. Yani doğru profesyonel yardımın önemi aslında en nihayetinde, birincisi doğru yolu çok düz bir şekilde gösterdiği zaman kazandırıyor. Ve ben bu zamanın değerini de şöyle anlatıyorum insanlara. Genelde ben yani 80 yaşına gelindiği zaman, yani diyelim ki balkonda tekerlekli, pardon, 80 yaşındasın, işte şeydesin diyelim, hastanedesin, Allah uzun ömür versin, hastasın ve dediler ki sana işte yarın öleceksin ama bize şu kadar para verirsen senin hayatını işte 6 ay daha uzatacağız, 5 ay daha uzatacağız ya da bir gün daha, 2 gün daha uzatacağız. Evet. Ne kadar paranız Sevdiklerin varsa verirsin. neyiniz var, neyin var sevdiklerine geçirmek için Kesinlikle. zaman. Yani aksini söyleyen bilmiyorum. Demek ki hayatın o kadar değer vermiyordur. Ama sanmıyorum. Almanca öğrenmeye çalışıp artık buraya daha kaliteli bir yaşam için çabalayan bir insanın bunu düşüneceğini sanmıyorum. Gemileri yakmıştır o da. O yüzden Yani. yani doğru yere doğru yatırım önemli bu durumda. Bu doğrultuda. O yüzden vakit nakittir durumu doğru bir söz. Yani artık gerçeklerin konuşulması gerekiyor yani. Ama şu var kesinlikle Almanca'da C1 olduktan sonra tamam o zaman salabilirsiniz. Belki hani C1 olur Almanya'daysan madem. salabilirsin. Almanya'daysan salabilirsin. Türkiye'deyken Evet Almanya'daysanız salabilirsiniz ama Türkiye'deyseniz asla salmayın. salmayın. Çünkü Almanya'da Zaten Alman Türkiye'de yetiştirmişsin zaten. evet Almanca kullanıyorsun. kesinlikle Doğru. sürekli burada otobüse bindiğinizde Almanca, işte trene bindiğinizde Almanca, bir insan yanınızdan geçse bile Almanca konuşuyor o anda. Duyuyorsunuz yani sürekli. Ama Türkiye'de çok daha zor tabii ki. Ama her gün bir derse katılmak, hatta günde 2 kere ders, 3 kere derse katılmak çok daha mantıklı oluyor. Yani kendinizi Almanya'da gibi hissedip ona göre yaşamaya çalışırsınız en azından sizin için daha iyi olur. Ona göre günlük hayatı doldurma, Almanca hayatını Evet. hapishaneye getirme. Aynen. Senin bir sonraki hedefin ne Murat? C1, C2. Yani C ana geçti mi? dilim gibi öğrenmek tabii ki de. C1. Yani Burada sözü C1, ver artık. C2. Burada sözü ver artık. Herkesin karşısında. B2 ya da C1. Seç. Biz Seç. bence hiç düşük başlamayalım hedefimizi. Bence en kötüsü C1 olsun. Alfa Almanca öğrencisi işte. Doğru. Doğru mentalite. Aynen Kesinlikle. öyle. Doğru mentalite. Yani... Yani çünkü kendimi ne kadar çok düşük tutarsam orada kendimi salabilirim. Aynen. Ve bu da olmaz. Yoksa hani burada A2 ile yaşayan yok mu? A1 ile bile yaşayan vardır. Ama hiçbir işini kendi başaramıyor. Aynen. 10 sene, ya ben onun 10 sene burada yaşayıp bir kelime Almanca konuşamayan. Olmaz. Olmayın. 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 Kesinlikle olmayın Almanya, dediğim çok yani öyle. Almanya'da yaşıyor. Bir de etnik bir tarafı da var bunun. Yani etik, pardon, etik bir tarafı da var bunun. Almanya'dasın, Almanca. Yani. Ve bu şu konuda Almanya'da gördüğüm kadarıyla daha 3 ay oldu ama mesela bir otobüste, bir trende Almanca çalışırken gerçekten insanların size tebessümle baktığını görebilirsiniz. Bu konuda hiçbir şüphem olmadı. Çünkü ne zaman böyle sözlüğümü açsam veya kitabımı açsam, işte bu neydi acaba diye sorsam birçok insan gelip yardım etmeye çalıştı. Ya aslında çok güzel Hayır. bir yerdeyim. Bu Almanya'da bulunuyor olman, dilin yanında biraz da böyle kültürel durumları, aslında gerçekleri derinliği de açıyor. Ya ben şu an düşünüyorum, yani Türkiye'de olsam mesela, Türkiye'de çok fazla göç oldu. Yani orada artık siyasi tarafını açmayacağım. Evet. Hani düşünsene, doktora gidiyor, Türkçe konuşamadığı zaman doktor ne hisseder? Ya da markette Türkçe kendini anlatamadığı zaman ne hisseder kendini? Bir tık antipati de Kesinlikle. var o tarafta şu an, biliyorum ama açmak istemiyorum çok fazla. O yüzden Almanya'da Yani. yani bu durum aslında, yani bir yerde iyiler bile.
Yani öyle söyleyeyim. Bence Ya da de, bence de iyiler bile. kesinlikle. Tam katılar bazı Yani şeylere ama iyi, yani bence genel olarak kıyaslandığında iyiler bile çünkü aynı yansıtıyor. Sen çabaladığını gördüğünde tabii ki mutlu oluyor. Yani tamam bu kişi buraya gelmiş. Tamam ülkeye faydalı biri yoksa zaten ülke almıyor. Ülkeye faydalı olmasan. yani Tabii dili de evet. öğreniyor. Tamam bu kişi çabalıyor. O zaman tamam. Ama ülkeye yük olacağın zaman, zaman anlamında özellikle Almanya'da zaman en önemlisi. Hani zaman anlamında Yani. ülkeye şey olacağını, mesela doktora gittiğinde anlatamadığın zaman kendini bitse zaman bitti. Zamandan alıyorsun zaten Yani. bir. Boşuna zaman almış olsun. Bitti. Kesinlikle. Orada zaten yüksün direkt. Dolayısıyla bu doğrultuda hani değindiğin noktaya katılıyorum yani Burak. Teşekkür ederim. Evet. Güzel. Güzel. Yani güzel bir şey oldu muhabbet oldu. Ve sakin akşam muhabbeti. Tabii ki Aynen. insanlar sabır edip dinlerse çok güzel şeyler beraberinde götüreceklerini düşünüyorum. Ama dinlemezlerse de canları sağ olsun. Başarılar Kesinlikle. dileyim. Hani senin katmak istediğin bir şey var mıydı Burak? Sanki arada sözünü kestim. Buna. Ya tabii ki aslında hani bu konularda konuşursak bir gün bile konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hani o konuda Daha hiç fazla sıkıntı yok. sıkmayalım insanların canını. Evet. Hani gelip Ama kendileri tecrübe etsinler. son kez şunu söyleyebilirim. Gerçekten Almanca öğrenmekten korkmayın. Ve sürekli üstüne gidin. Üstüne gittiğiniz bir şey illaki olacaktır. Hiçbirimiz bir işe başladığımızda o işi ezbere bilmeyiz. Ve bunu nasıl başaracağımızı asla bilmeyiz. Ama üstüne gidip sürekli onu kovalarsak, o illaki siz artık ben bunu öğrenemiyorum galiba dediğinizde aslında öğrenmiş olduğunuzu illaki göreceksiniz yani. Hani bir de 2 günlük bir şey değil, 2 saatlik bir şey değil. Hayatın Asla. karşısında olsun. Tamamdır. B1, B2, C1. 1 sene, 2 sene, 2,5 sene gelirsin maksimum. Ve sonrasında hayatın parçası olması lazım. O yüzden sabırlı da olmak gerekiyor. Ben genel olarak en sonunda şundan bahsediyorum. Yani şunu söylüyorum. Eşelemeyi bırakmayan sonuca ulaşıyor. Kesinlikle. Ben şu an Almanya'da olmama rağmen hem burada bir dil kursuna gidiyorum, hem Alfa Almanca'ya katılıyorum. Almanya'dayken iki dil kursuna gidiyorum. Düşünün yani. Evet. Daha ne diyebilirim? Hani yok. Çok çok teşekkür ederim zaman için. Yani Ben eklemek teşekkür istediğim ederim. bir şey yoksa eğer tahminim bitiriyorduk zaten. Yani muhabbet aşağıya doğru gidiyordu böyle zaten bitirmeye doğru. Ama eklemek istediğim bir şey var. Sen de sakinsin, ben de sakinim şu Eklemek an. O yüzden şey vurgular anlaşılmıyor çok. Böyle aşağı mı gidiyor muhabbet yoksa yukarı mı evet. çıkıyor? Hani söylemek Yani istediğim bir şey yoksa yavaş yavaş bitirelim. eklemek istediğim kesinlikle ve kesinlikle Alfa Almanca'ya çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Oradaki arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Çünkü hepsi destek oldu bana. Sizle çok fazla şekilde muhabbet ettik. Sizin çok zamanınızı aldım. Daha öncesinde bunun çok iyi farkındayım. Estağfurullah. Buraya gelme konusunda çok yardımcı oldunuz. Bunu Restoranda asla suyuna kadar ben doldurdum falan. evet, Hizmette suyumu su bile veriyorum. siz doldurdunuz. O konuda sıkıntı yok. Ben yok. Ya ben diyorum ya sonuç önemli. Şu an Almanya'dasın, yanıma geldin, onu görmek, dolap taşıdın. Her şeyin bir bedeli var. Evet, kesinlikle. Tamam. Hiç de gücenmedim. Ben Çok rahat öğrenci taşıdım. buradan mesajı verelim yani direkt başarıya ulaşıp Almanya'ya geldiğinizde Ali Can Hoca ile ev taşımaya yardım edeceksiniz. Yani. Aynen. Ayağına sağlık, eline sağlık Burak senin de. Vallahi her şey gönlünce olsun diyeyim Almanya'da. Her zaman yine Hepinizin öyle olsun. buradayım yani. Her zaman buradayım. Bir isteyen olursa. Onun Çok dışında teşekkür ederim arkadaşlar da Burak. umarım faydalanır dinleyenler de senin bu anlattıklarından. O zaman yavaş yavaş kaydı durduruyorum. Söylemek istediğim şey yoksa Burak. Herkese iyi Almanca çalışmalar diliyorum. Ben görüşmek üzere diyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olun.